Efendim Ege TV ekranlarından yurt dışından ve yurt içinden bizleri izleyen tüm izleyicilerimize iyi haftalar dileyerek bugünkü Kocatepe'den Bakış adlı programımıza başlıyoruz. Bu haftaki program konuğumuz AFSAT Yönetim Kurulu Başkanı, Afyon Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bekir Özerdem Bey, gazeteci Polat Yılmaz kardeşim ve gazeteci yazar Ömer Mazi Beyler. Efendim bu hafta da programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk beraber. Evet, Bekir Bey. Bekir Özerdem. Efendim Bekir Merhaba Fatih. Özerdem'i kısaca tanıyarak programımıza başlayalım. Buyurun Bekir Özerdem kimdir? Bekir Özerdem, iş hayatımla alakalı söylüyorum. 30 senedir sigorta acenteliği mesleğini icra eden, 3 dönemdir Afyon Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan, sektör içerisinde aktif, ondan sonra ülke sigorta şirketlerin üst düzey yöneticileri tarafından bilinen, dikkate alınan, sektör için bir şeyler yapmaya çalışan mütevazi bir insan. Fenerbahçeli. Ne bileyim, daha farklı detaylara girmiyorum. Fenerbahçeli olmaktan övünen iki tane erkek çocuk babası bir insan. Sevgili Faruk. Peki, teşekkür ediyoruz. İlk soruyu sorarak başlayalım diyorum. Bekir Bey, biliyorsunuz DASK zorunlu bir poliçe. Evet. Ama her ne kadar zorunlu olursa olsun ülkemizdeki yaptırım oranı %50'ler seviyesinde. Oran sizce neden düşük? Bu oranın yükseltilmesi için neler yapılması gerekiyor efendim? Şimdi bugünkü program tarihimiz aslında çok manidar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bugün 17, 17 17 Ağustos değil mi tarihi? Yanlış söylemiyorum. doğru. 21 Evet. sene önce Türkiye'nin ilk ciddi depremle, bizim kuşağımızın ilk ciddi depremle tanışmış olduğu bir tarih. Ve dolayısıyla DASK, Doğal Afet Sigorta Kurumu'nun öne çıkmasıyla alakalı yaşanan bir depremin bugün yıl dönümü. İlk önce Yüce Allah'ım, başta tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve dolayısıyla tüm dünyayı böyle afetlerle bir daha karşı karşıya getirmemesini cani gönülden diliyorum. Ve ilgili tarihte deprem vasıtasıyla ölen vatandaşlarımıza rahmetli dedik. 17 Ağustos depremiyle ortaya çıkmış zorunlu bir poliçe dedik. Ve siz şöyle söylediniz. Neden deprem poliçe oranları çok yüksek değil? Gerçekten manada ülke depremle iç içe. Ülkenin yarıdan fazlası deprem kuşağında ve Doğal Afet Sigorta Kurumu'nun üretmiş olduğu DAS poliçesi zorunlu, ama %50 ülkede yaptırım var. Niye böyle biliyor musunuz arkadaşlar? Hep şunu söyledim. Yüksek sesle söyledim. Üst düzey yöneticilerimizin, devlet büyüklerimizin kulağına gidecek şekilde söyledim. Sen şimdi Doğal Afet Sigorta Kurumu olarak DAS poliçesini neden yapıyorsun? Ülkede yaşanabilecek herhangi bir DAS hadisesi olur ise havuzda toplanan paralarla ne bileyim, tedavi edeceksin, iyileştireceksin vesaire. Türkiye'de çok üzgünüm ki başa gelen doğal afetlerden sonra devlet babalığını göstererek poliçesi olsun olmasın bütün insanlara yardım ediyor. İlk önce sayın devlet büyüklerimiz bu deprem poliçesi olmadığı halde deprem vasıtasıyla zarar gören insanların yaralarını sarmayacak. Kötü bir şey mi? Değil. Niye böyle söylediğimi, böyle bir beyanda bulunduğumu soracak olursanız, ülkede %50 DASK yaptırım oranı var. O zaman şimdi büyük devletimiz, yüce devletimiz DASK poliçesi olmadığı halde depremle ilgili olan hasarlarda bir şekilde pansuman edip insanları iyileştirme yoluna gidiyorsa, DASK poliçesi yapanların
Niye sokağa paralarını attırıyorsunuz? Ya bütün herkes yaptıracak, devlet vasıtasıyla depremden gelen zararların karşılığını alacak veya hiç kimse yaptırmayacak. Zorlayabilir misin? Tabii ki zorlarsın. 2013-2014, 2013'den önce DASK poliçesini sadece tapu daireleri kontrol ediyordu. Ben o ara sigorta acenteleri sektör meclisindeydim ve şu söylemlerde bulundu. DASK tapu dairelerinin DASK poliçe zorunlama yetkileri olmadığı halde bu işi yapıyorsa ve devlet de DASK'ı zorunlu olduğunu iddia ediyorsa sadece tapu daireleri bunları sorgulamasın. Belediyelerde su idareleri, ne bileyim doğalgaz idarecileri, elektrik vesaire aboneliklerinde de DASK işlemi sorgulansın. Ve dolayısıyla şimdi dönemin Hazine Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Genç, ilgili tarihte Sigortacılık Genel Müdürü'ydü. Bizim söylemimiz dikkate alınarak sadece tapu dairelerinde DASK sorgulama olayı bitti ve çoğu kamu işletmelerinde DASK sorgulamaya başlandı ve dolayısıyla %50 seviyelerine bu vasıtayla çıkıldı. Yoksa sadece geçmişte tapu dairelerindeki sorgulama söz konusu olsaydı tahmin ediyorum ve inanıyorum ki DASK yaptırım oranları %30'u geçmeyecekti. Ve şöyle söyleyip bu DASK'la ilgili olan sorunuzu bitirmek istiyorum. Öyle poliçesini yap işte şöyle olur böyle olur vesaire. Yine çok üzülüyorum. Lütfen küstahlık ediyorsam senin dinleyicilerimiz bağışlasınlar. Türk insanını bu anlamda serbest bırakarak poliçeni yap demeyeceksin. Ceza yapacaksın. Ceza vereceksin. DASK poliçesi olmayana atıyorum. Aynı trafik poliçelerindeki gibi her ay %5 sana gecikme faizi uygulayacağım. Nasıl olsa alım satım elektrik su abonelik vesaire işlemlerin olduğu anda geçmiş senelerde yaptırmamış olduğun DASK primlerini ilgili senede ödeyeceksin diyerek zorlayacaksın. Başka türlü DASK poliçe oranlarının yükselmesini düşünmüyorum açıkçası. Peki, teşekkür ediyorum Bekir Bey. Ömer Bey buyurun lütfen sorunuzu alalım. Evet şimdi zor bir konuyla başladık tabii konuya. Evet bugün 17 Ağustos. 17 Ağustos'ta ne olmuştu? 18 bine yakın insan hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 133.683 bina yıkılmış ve yerle bir olmuş, kullanılamaz hale gelmişti. Burada bu da aşağı yukarı 600 bin nüfusu ilgilendiren bir konuydu. O zaman DASK gündeme geldi. Deprem zaten hep bu tarz şeyler olay olduktan sonra gündeme geliyor. Evet. Sonra 5-6 ay sonra unutuluyor işte. Afyon'da dediğiniz gibi Türkiye'nin deprem kuşağında olan illerden bir tanesi. İşte 3 Şubat 2002'de de Sultandağ depremi, daha önce Dinar depremi yaşandı. Buralarda da birçok bina yerle bir oldu. Ama baktığımız zaman %50'yi bile bulmuyor bütün ülkede. Bunun gerçekten ciddi yaptırımları olması lazım. Aynı şekilde doğal afet, işte seracılar, tarımcılarda da aynı şey geçerli. Biz battık, işte felaket sel oldu bilmem ne oldu ama sen de gerekli şeyleri yap işte. Sigor şeyde de tarımda da aynı sigortalar var ama onlar da yaptırmıyor maalesef. Ondan sonra da devlet bize baksın. Bu böyle olmamalı tabii ki. Bunu dediğiniz gibi çok ciddi yaptırımları olması lazım. Hatta işte nedir? Elektrik ve suyu sigorta kapsamında olmayanın elektrik ve suyu bağlanmaması lazım. Bu konuda kesinlikle doğru ve ciddi yaptırımların olduğuna inanan kişilerden bir tanesiyim. Ve bu konuda belki de bilmiyorum dernekler olarak bir hükümete ya da bakanlığa bu konuda bir müracaatınız, başvurunuz oldu mu? Şöyle, zaten şimdi sizin söylediğiniz elektrik ve su idarelerinde herhangi bir alım, satım, kiralama işlemleri söz konusu olursa DASK poliçesi zorunluluğu ortaya çıkarak insanlar DASK poliçesini yaptırtıyorlar. Hadise o değil Ömer Bey.
Nihayetinde bunlar zorunlu olarak yapılan işlemler ve insan dolayısıyla bunu bir sefer yaptırıp ilgili kuruma götürüp göstererek ondan sonra netice itibariyle yapılması gereken işlemi bir şekilde yaptırttırıyor. Bunun sürekli olması lazım. Ya sen evet. deprem bölgesinde bir ülkeysen ve ülkenin yarıdan fazlası deprem kuşağında yer alıyorsa yani bu kadar basite indirgeyemezsin. Bütün her şeyi devletin gücüyle başına bir şey geldiği zaman hizmet etmesi noktasında bekleyemezsin. Bu yanlış. Bu trafik sigortalarında olduğu gibi çok ciddi gecikme cezalarıyla endekslenmesi lazım. Veya ne bileyim aklı aslında o kadar farklı şekiller gelir ki tabii sizin sorunuza geleyim. Biz bunu farklı toplantılarda dile getiriyoruz. Zorunlu biraz daha oranın yükseltilmesi için farklı görüş ve fikirlerimizi söylüyoruz. Tabii ilerideki süreç bunu biraz daha pozitif olarak artıracağı kanısındayız bu önerilerimizden sonra. İlla ki devlet büyüklerimiz de bu söylenen oranların daha fazla yükseltilmesi için neler yapılması gerektiğini bizlerden daha fazla biliyorlardır. Sürece endeksli. Bakalım bir 2020 sıkıntılı bir yıl olarak geldi tüm dünyaya, ülkemizle birlikte. Şu 2020'nin sonlarına doğru farklı şeyler, hazine, yeni Türkiye Sigorta Birliği konfederasyonunun artması amaçlı düşünceler olduğu halde DASK da tahmin ediyorum birliğin ve hazine müsteşarlığının Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın kapsamı ve konusu içerisinde vardır diye tahmin ediyorum. Yoksa da bir şekilde kulaklarına sokup Sigorta Acenteleri İcra Komitesi vasıtasıyla duyurulması için biz elimizden geleni yapacağız. Peki bir 100 metrekarelik bir daire için nedir mesela aşağı yukarı bir sigorta şeyi? Yani ödenemeyecek kadar bir rakam değil bildiğim kadarıyla. Yok kesinlikle yani 120-130 lira arasında bir prime işaret edecektir poliçe. Tamam ilk planda belki zor bir rakam olabilir emeklileri varsayarak düşündüğümüz zaman. Ama bu poliçede 120-130 liralar da direkt ödenen rakamlar değil. Sevgili Ömer, kredi kartıyla 3 taksitle ödenerek, ne bileyim çerez parası gibi yapılabilir, ödenebilir pozisyonda. Anlatabiliyor muyum? Avrupa ve dünya baz alarak bakıldığı zaman Faruk Bey'in sorularında ülkede sigorta bilinirliği var mı yok mu bilmiyorum da, sigorta bilinirliği konusunda da sıkıntılı bir toplum içerisindeyiz. Tabii siz de söylediniz az önce. Başımıza geldikten sonra farklı tedbirler alıyoruz. İşte bu sigorta da başına bir şey gelmeden evvel yapılması gereken bir hadise. Öyle çok paralar tutan poliçeler değil. Teşekkür ediyorum. Polat Bey buyurun lütfen sorunuzu alalım. Sigortacılıkta Bekir Bey'in anlattıklarını ilgiyle dinledim. Zaten biraz yakından bakanlar için bunlar çok da bilinmedi ki mevzular değildi. Bu problemler hep var. Zaten Türkiye'de genel olarak sigortalılık oranında bir düşüklük var. İnsanların sigortadan, sigortacıdan kaçtığı, devlet mecburiyeti, mücbir sebebi olmadığı sürece de yanaşmadığı biliniyor. Şimdi benim bütün söylediklerinize katılmakla Bekir Bey. Ancak bu sigortacıların sigorta hizmeti veren şirketlerin ya da başka şeylerin neyse toptan sektörü kastediyorum. Acaba olumsuz imajlarının Türk halkının sigortadan kaçmasına sebep oluyor olabilir mi? Doğru söylüyorsunuz. Aslında çok ince bir detay. İlk önce şimdi konu o kadar derin ki ülkede 60'tan fazla sigorta şirketi var. Hayat ve Elementer. Elementer sigorta şirketi sayısı 47 civarında. Şimdi ve son zamanlarda trafik sigortalarındaki farklı fiyatları gördüğü anda tüketici haklı olarak eline kağıda kalemi alıp en ucuz sigorta poliçesi nerede, hangi acentede, hangi sigorta şirketinin onların arayışına giriyor. Ya kardeşim ben şunu söylüyoruz.
kağıt satın alıyorsun. Bildiğin, güvendiğin, ne bileyim, bu işin uzmanlarıyla kağıt satın alma işini gerçekleştirerek aracının, evinin, iş yerinin, ne bileyim, aklına gelen her şeyi, sigorta poliçesini yaptırtacaksın. Ama insanlarda bu bilinç yok. Onun için fiyat endeksli aldığınız zaman siz de takdir edersiniz ki 40'tan fazla sigorta şirketinin çok değişik ürünleri var. Grafik sigortaları dahil. Direkt prime endeksli olduğun zaman dolayısıyla satın aldığın teminatlarda farklılıklar yaşaman da başına bir şey geldiği zaman söz konusu. Peki onun Bey. İçin tabii. Bekir Bey, şimdi verilen hizmetlerde farklılıklar söz konusu, bunu hepimiz biliyoruz. Sigorta şirketinin vaat ettiği hizmeti sağlayamamasında devlet nerede? Devlet sigorta yapma konusunda devrede ama bu sigorta şirketi vaat ettiği hizmeti yerine getirmediğinde devlet nerede? İşte o yüzden biraz halkımız galiba sigortacılardan uzak duruyor. Hayır, yanlış düşünüyorsunuz. Sigorta şirketi vaat ettiği hizmeti neden yerine getirmesin? Öyle bir şey mi var? Şimdi sigorta şirketi poliçesinde yazılı olan tüm riskleri satın alan müşterisine başına bir şey geldiği zaman karşılıyor. Onu sigortayı satın alan insanlara bence sorgulamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle 30 senedir bu sektörün içerisindeyim. Sigorta şirketleri bir şekilde bilerek sigortalısını mağdur etti olayını hiç yaşamadım. Tüm sigorta şirketleri aynı hassasiyeti gösteriyor mu? Hayır. Adam diyor ki benim poliçemde yazılı olan tüm teminatların karşılığı riskler gerçekleştiği zaman ben sigortalımın karşılığını ödüyorum. Sen onu satın alırken 3 liranın, 5 liranın, 100 liranın hesabını yaparsan eksik teminat satın almış oluyorsun. Başına bir şey geldiği zaman da sizin sorduğunuz soruyla muhatap oluyoruz. Niye sigorta şirketi benim hasarımı karşılamadı? Aldığın ürün öyle. Sigorta şirketi sana satın aldığın ürünün fazlasını niye ödesin ki? Sen ona göre para ödemişsin. İnşallah bu söylemim yeterlidir. Polat Bey. Anladım. Peki teşekkür ediyoruz. Bekir Bey. Trafik sigortalarındaki farklı fiyatlar biraz değindiniz. Tüketiciyi farklı arayışlar içerisine sokuyor. Bu farklılıkların sebepleri sizce nedir? Şimdi bak az önce beyefendinin sorduğu soruyla ben kısmen aslında bu soruyu da cevapladım. Şimdi dostum 40'tan fazla sigorta şirketi var. Devlet de rakamları belirlemiş. Demiş ki otomobil aldığın zaman asgari en yüksek, en alt şu primlerden satabilirsin. Ama 2015 itibariyle de genel şartları da minimize etmiş. Her ne kadar zorunlu poliçeler olmuş olsa bile artık genel şartlar sigorta şirketi muhtesinde. Ne genel şart? Şimdi trafik sigortası biliyorsun üçüncü şahısları alakadar ediyor. Sen kazaya karıştın, üçüncü şahıslara bugün itibariyle 41 bin lira madde destekte bulunuyor poliçen. Hastane ve tedavi giderlerini 410 bin liraya kadar ödüyor. Ondan sonra destekten yoksun kalma bedeli 410 bin liraya kadar ödeniyor. Ondan sonra gelir kaybı var, değer kaybı var. Değer kaybıyla alakalı sıkıntılar olduğu anda veya destekten yoksun kalma bedeli ile alakalı sıkıntılar olduğu anda ucuz trafik poliçesi satan sigorta şirketleri direkt mahkemelere işaret ediyor. Niye mahkemeye işaret ediyorsun? Senin Uhten'de bir sürü avukatın var. Avukat ordun var. Genel şartlar doğrultusunda her ne kadar aktüerlerin bu destekten yoksun kalma bedeli ve değer kayıplarıyla ilgili rakamları sabit olması halinde niye sen sigortanını üzüyorsun? Polat Bey'in söylediğiyle alakalı. Ama adam diyor ki ya kardeşim benim trafik sigortam atıyorum 500 lira. İlk şirket. Piyasaya mal olmuş çok ciddi sigorta şirketleri var. Onların poliçeleri de 680-700 lira arasında.
Sen şimdi 200 lirayı kar mı zannediyorsun? Başına bir şey gelmediği zaman tamam 200 lira cebinde. E sen sigortayı niye yaptırıyorsun? Başıma bir şey gelirse beni korusun, muhafaza etsin. Kağıttaki yazılı olan tüm limitleri dibine kadar bana kullandırsın diye. 180 lira, ne bileyim 200 lira ucuz para vererek sigorta poliçesi satın aldım. Sigorta şirketi sana onu hemen tak diye yüksek primlerle poliçe satan sigorta şirketleri gibi ödeyeceğini mi zannediyor? Şuraya geliyorum. Sakın ve özellikle böyle bir tane aracı olanlar trafik sigorta poliçesi en ucuz nerede onun arayışına girmesinler. Bildikleri gitsinler, bildikleri acak. Türkiye'ye mal olmuş sigorta şirketlerinin poliçesinden gidip satın alsınlar. Ya bir kere arkadaşlar, bütün hepimiz 40'lı 50'li yaşlardayız. Daha ucuza yapmadan, mal etmeden veya ne bileyim eksik teminatlarla insanlar niye ucuz poliçe satar? Hiç bunu düşünüyor mu tüketici acaba ya? Tanınmış bir sürü sigorta şirketi var. Öyle bilip bilmedikleri yerlerden ne bileyim tali acentelerle, korsan yazılımlarla çalışan acentelerden gidip poliçe fiyatları alıp da başa gelebileceği belli olmayan kazalarını riske atmasınlar. Sorunuza cevap oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ömer Bey buyurun. Şimdi tabii bu biraz garip bir durum. Şimdi adam 80-100 bin liralık araba alıyor fakat orada 150-200 liranın hesabını yapıyor. Bu tabii çok biraz tezat, garip bir durum. Ya da işte ev alıyor. Afyon'da ev fiyatları 800-900, 1 milyon civarında ama sigortadan kaçırıyor. Bu biraz enteresan, garip bir durum. Şimdi şöyle bir şey var. Birçok Türkiye'deki birçok köklü de diyebileceğimiz sigorta şirketlerinin çoğu uluslararası çalışan, birçok ülkede sigorta hizmeti veren firmalar. Peki bu ülkeler arasında farklılık gözetiyor mu? Gözüküyor mu? Yani Avrupa'daki herhangi bir ülkeyle Türkiye'deki verdiği hizmet arasında bir fark var mı? Özellikle uluslararası firmalar için söylüyorum veya Türkiye'deki sigortalar için de. Teşhisiniz doğru. Ülkedeki sigorta şirketlerinin büyük bir çoğunluğu yabancı. Ve dolayısıyla Avrupa'daki veya ne bileyim İngiltere'deki, Amerika'daki, Hollanda'daki sigorta poliçe ürünlerinin aynısı bizim ülkemiz için de geçerli. Pek farklılıklar yok. Olduğunu zannetmiyorum. Nihayetinde şirketlerin risk kabul esasları her şirketinki farklı. Sermayedar yurt dışında nasıl poliçe tanzim ediyorsa, Türkiye'de bu kapıyı açtıysa aynı özellikle poliçeleri burada da tanzim ediyor. Dolayısıyla bir farklılık söz konusu olduğunu ben şahsım adına düşünmüyorum. Ve hatta biraz iddialı da konuşayım. Böyle bir şey asla olamaz diyorum. Risk kabul esasları farklı ama bakın bunu da söylerken şimdi nasıl anlatılır? Şimdi Türkiye deprem bölgesi. Türkiye'nin yarıdan fazlası deprem fay hattının üzerinde. Atıyorum. Almanya'da da deprem tehlikesi yok. Belki Almanya'da deprem teminatları sigorta şirketleri satın alırken bazı kriterleri göz önünde bulundurmayabilirler. Ama Türkiye için bu satın alınıyorsa, sigorta şirketi o riski satın alıyorsa farklı kriterlere uyması, sigortanın uymasını isteyebilir. Fakat genel anlamda risk kabul esasları her sigorta şirketinin fikstir. Yurt dışında nasılsa detayları tartışılmak üzere az önceki bir detaydı. Bizim ülkemizde de öyle ekstra işte orada veriyorsun burada vermiyorsun durumu söz konusu değildir sevgili Ömer. Teşekkür ediyorum. Evet Polat Bey, buyurun sorunuzu alalım. Bekir Bey, madem yurt dışı şeyini kıyaslıyoruz, peki fiyatlandırma konusunda geliri oranla Türkiye'deki sigorta fiyatlarıyla yurt dışındaki sigorta fiyatları arasındaki benzerlikler veya farklılıklar neler? Bence herhangi bir fark yok.
Bence herhangi bir fark yok. Bak az önce Ömer dedi ki adam 80-90 bin liralık araç alıyor. Trafik sigortası veya kasko poliçesi için 100 liraya 200 liraya arıyor. Şimdi senin nasıl anlatılır o? 170 bin liralık bir aracın olduğunu varsayayım. Kasko poliçesi yürüyen hasarsızlık indiriminde var ve düzgün teminatlarla satın alıyorsan 1500-2000 lira bandında çıkar. 180 bin liralık araçtan bahsediyorum. 170-180 bin liralık araçtan bahsediyorum. Şimdi oradaki fiyatlar da aynı. Ve hatta bakın şunu samimiyetle söyleyebilirim. Yok. Bizim ülkemizdeki sigorta primleri daha pahalı. Sözümü değiştiriyorum. Niye biliyor musunuz? Avrupa'daki, dünya çapındaki, dünyadaki sigortacılık göze alınarak bakıldığı zaman bizim ülkemizde sigortalılık oranı düşük. Ama tarifeleri aynı. Tarifeler aynı. Dolayısıyla hasarsızlık indirimi vasıtasıyla Avrupa'daki insanlar sigorta poliçesine daha az prim ödüyor. Şimdi ben mesela ülkede 24 milyon tane araç var. Tahmini söylüyorum. 300-500 artı eksi. Trafik zorunlu sigortasındaki yaptırım %70 bile değil. Avrupa'daki bu oran %90'ların üzerinde. 24 milyon tane araç var. Kaç tanesi kaskolu biliyor musunuz? %30'u kaskolu değil. Avrupa'daki bu oran %70, %80 bantlarında. Şimdi böyle olduğu zaman da sigorta şirketlerinin primleri, ne bileyim hasarsızlık indirimleri, ondan sonra ülkedeki aldığı primlere göre hasar ödemeleriyle ilişkili rakamları farklılık olabilir. Ama genel anlamda fiyatları, fiyat tarifeleri aynıdır diye düşünüyorum Polat Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Bekir Bey şunu sorayım. Acentalar dışında poliçe satışları yapan oluşumlar için düşünceleriniz nelerdir? Tüketicilere bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya şimdi aslında hep biz programın başı itibariyle insanları, sigorta tüketicisini bilinçli olarak sigorta acentelerine yönlendirmeyi öneriyoruz. Konuşmalarımızın perde arkasında. Hani hep dedik ya, tanıdığın bildiğin sigorta acentesi, bilindik sigorta şirketlerini seçmeniz başınıza gelebilecek hasar halinde sıkıntılarınızın bir an evvel giderilmesi için avantaj olacaktır. Şimdi ciddi bir nokta ve geldik. Şimdi ülkede sigorta poliçesi tanziminde bir sürü kişiler, kurumlar, ne bileyim işte internetten netler, kişiler, aklına gelen bütün herkes poliçe satarak sigortalıya ulaşma çabasında. Tabii bu da sigortacılık, Polat Bey'in de söylediği gibi sigortaya olan güvenin negatif olmasına sebep oluyor. Şimdi gidip internetten bir tane trafik poliçesi satın aldın. Ucuz diye satın aldın. Hani adam çıkıyor ya, sektörün bence nasıl anlatılır, yüz karası diye hitap ediyorum. İşte bu anam için, işte bütün bu babam için. Ya kardeşim ne yapıyorsun sen, gözünü seveyim ya. Sigorta poliçesi satıyorsun ya. Sigorta poliçesi sattığın anda o poliçe var ya seni ipe de götürür, ipten de getirir. O poliçeyi satın aldığı zaman insanın karşısında direkt bir tane muhatap olması gerekir. Sen şimdi netten ucuz diye Ömer'in söylediğiyle tekrar bağdaştırıyorum. 100 lira, 150 lira ucuz diye gittin netten poliçe satın aldın. Başına bir şey geldiği zaman sen oradaki insanlara ulaşabileceğini düşünüyor musun? Yoksa hala da 100 liranın, 150 liranın hesabında mısın? Şunu söylüyorum sevgili Faruk. Sigorta poliçesini direkt gidip profesyonel acenteden alacaksın. Sigorta poliçesini gidip direkt profesyonel sigorta acentesinden alırken de acentenin ürettiği poliçenin bir altındaki kaşenin, imzanın kime ait olduğuna bakacaksın. Korsan yazılımlar vasıtasıyla piyasaya sürülen poliçe türlerinden olup olmadığını kontrol edeceksin. Başına bir şeye geldiği zaman gidip o sigorta poliçesini satın aldığın insanın
direkt seninle muhatap olabilme gücünü sorgulayacaksın. Fiyatı geçin. Fiyatı geçin. Fiyat 100 lira pahalıdır, 150 lira pahalıdır ama az önce dedim ya, bu bir kağıt parçası tabiri caizse seni ipe de götürür, ipten de getirir. Bugün 4 tane, 5 tane Allah kimseye vermesin, kişinin öldüğü bir trafik kazası düşünebiliyor musunuz? Bir arabada 5 kişiyi öldürdü. Kusur da sende. Aldığın sigorta poliçesi de 150 lira ucuz ve netten aldın. O zaman bak Polat'ın dedikleri ortaya gelecek. Sigorta şirketleri para ödememek için elinden geleni yapacaklar. Şimdi bunu çok mu abartıyorum? Hayır, abartmıyorum. Abartmıyorum. Bakın sigorta şikayetleri kısmına. Hep bu netlerden alınan, korsan yazılımlarla alınan, ne bileyim, farklı şekillerde satın alınan poliçelerden kaynaklanan evet, Bekir Bey şu anda düştü galiba. Sigorta şirketinin benim telefon çaldı. Kusura bakmayın. Bekir Bey telefonu yan yatırabilirsiniz. Yan çevirirseniz daha şey olacak, evet. Zaten tam tersi oldu. Tam tersi oldu Bekir Bey. Evet, şimdi buyurun devam edin lütfen. Bekir Bey sesimizi alıyor musunuz? Abi çok özür diliyorum aksaklıkla alakalı. Efendim, oldu teknoloji, mu? Teknoloji. Tamam, böyle en azından idare ederiz. Şimdi o zaman herhalde zaten cevaplamıştı. Sürede daralmak üzere bir şey de ben sormak istiyorum. Evet, buyurun. Şimdi Bekir Bey biraz telefonu yaklaştırın. Evet, çok iyi bozmayın lütfen. Bu şekilde devam edin yayına. Geriye alın biraz. Biraz daha kafa boşluğunuzu alırsanız sizi izleyicilerimiz daha rahat görebilir. Evet, tamam, buyurun. Böyle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hep sigortacıları konuştuk, daha çok onların hile yapar mı yapmaz mı bilmem ne mi falan dedik ama bir de sigorta dolandırıcılığı diye bir şey var. Mesela adamın bir tane iş yeri var, biraz da işler kötü gidiyorsa, altından da kalkamayacaksa bazen hileli yangınlar ya da ne bileyim böyle bir takım garip şeyler oluşabiliyor. Bu konuda ne yapılabiliyor? Bu konuda gerçekten ciddi eksperler ya da ne bileyim bu konuyu takip eden uzmanlar var mı? Var tabii ki. Mesela sen gazetecisin. Ben bildim bileli. Sen televizyon, ne bileyim gazete. Faruk Bey için de aynı şey geçerli. Biz Polat Bey'le bugün tanıştık. Üçünüz de konunuzun uzmanlarısınız. Size şimdi gazetecilik hakkında, ne bileyim köşe yazarlığı hakkında hiç kimse fetva veremez. Çünkü siz bu işi biliyorsunuz. Aynı şey sigorta şirketlerinin hasar bacağıyla da alakalı. Şimdi böyle sigorta şirketlerini dolandırmaya çalışan insanların kafası çok çalışıyor da şirketlerin hasar bacağıyla alakalı bir sürü eksperleri var. Ne bileyim hasar takip aslında onlara ne deniyordu ya Rabbim ya. Hasarları araştıran birimleri var. Bunların kafaları hiç mi çalışmıyor? Hasar tespit komisyonu gibi bir şey. Mesela ilginç anlatayım bu konuyla alakalı. Bir tane adamcağızın iş yerini sigortaladık. Ondan sonra parayı peşin ödedi. Tabii dikkat çekici. Taksitle ödemesi gerekirken insanın birden pat diye para ödemesi dikkat çekici. Ondan sonra aradan iki hafta geçti, yandım dedi. Olabilir mi? Olur. Hakikaten gittik iş yerine, ciddi anlamda yanmış, ortalık perişan. Poliçe detaylarına bakıyorsun. Tabii eksper geldi gitti vesaire. Şimdi bina teminatı tamam, demirbaş teminatı tamam, içeride emtia teminatı var. İşte emtiada ne olsun? Kole orada şey olsun, temizlik malzemesi olsun. O malzeme yandığı zaman orada küllerini gelen eksper bilmeyecek mi? Anlamayacak mı? İşi uzman olan, yani yangın eksperleri baktığı zaman diyor ki
Ya kardeşim diyor, burada tahminen işte 200 tane koli yanmış diyor. İçinde o yanan kolilerin işte sıvı vardı, ne bileyim katı madde vardı vesaire, bunlar çıktı diyor ve 3 aşağı 5 yukarı neyin yandığını, içerisinde ne olduğunu adamlar biliyorlar. Sonuç olarak bu adamcağız yandığını, bittiğini beyan eden insan sonradan kendisinin yaktığı, kundakladığı anlaşıldı. Ve talep ettiği para hiçbirisi bina teminatı olmuş olduğu halde farklı şekilde para almak üzere bir sisteme meylettiği için hiçbir şey alamadı. Hiç mi alanlar olmuyor? Tabii ki. Yani bir şekilde işi kılıfına tam manasıyla uyduruyorlar. Eksperlerin, bilir kişilerin görmeyeceği bir taraf oluyor. Dolayısıyla sigorta şirketleri de bu anlamda tabiri caizse gol yeme imkanına sahipler olabiliyor. Ama büyük çoğunlukta öyle kolay kolay hiç kimse sigorta şirketlerini kandırarak para alamaz. Yani şunu mu dememiz lazım? Ehil insanlarla işinizi ehil insanlara yaptırmak doğru diyebiliriz. Yani evet. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ya bu bütün her şey için geçerli. Sevgili arkadaşım, yani sen şimdi sigortacılık ihtisası olmuş bir meslek. Öyle sıradan bir meslek değil. Evet. Sen şimdi öyle sıradan bir acenteyle, tabii bu arada hiç kimseyi de küçümsemiyorum. Şöyle anlatalım. Netten gidip bir poliçe satın almakla işte sigorta poliçesi satın aldığını düşünüyorsan bence yanılıyorsun. Git profesyonel bir tane sigorta acentesi. Bir sürü 16 bin tane sigorta acentesi var. Niye gidip internetten satışı poliçe satın alıyorsun? Veya ne bileyim işte A süpermarketi, B benzin istasyonları, oralardan gidip niye 3 liralık, 5 liralık, 10 liralık hediye çeklerini kar zannederek sigorta poliçesi satın alıyorsun? Yanlış yapıyorsun. Başına bir şey geldiği zaman, kritik bir şey, ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Şu anda ben sana sabaha kadar konuşsam bu tarz işlemlere meyledenler için söylemde bulunuyorum. Hiçbir şey anlatamam. Yani 100-150 bin liralık bir arabam var. Ederi kadar gidip sigortamı ehil bir yerden yaptırmadım. Başıma bir kaza geldi. Sigortaya gidip ben öldüm, bittim, gittim demeye de hakkımız olmadığını düşünüyorum. Abi poliçe satın aldığım poliçenin her tarafını bilmem mümkün değil. Doğru mu? Eyvallah. Bir şey söyleyeyim mi? Acentelerin çoğu da ne sattıklarını bilen, hangi kapsamlarda poliçe ürettiklerini bilen kişiler değil. Hep bastırarak söylüyoruz ya, tanıdığın bildiğin acente ama işinin uzmanı olan acente. Sıradan bir acenteyle sen malını, ne bileyim atını, arabanı, evini, iş yerini sırf fiyatı ucuz olsun diye sigortalayamazsın. Başına bir şey geldiği zaman da sigorta şirketi diyecek ki, bak kardeşim, benden satın almış aldığın ürünün bütün detayları burada. Ben de onun karşılığında senin ödemeni yapıyorum. Orada aradaki fark karşına çıkacak. İyisini aldıysan, ne bileyim, acentenin yönlendirmesiyle bol teminatlı ürünler satın aldıysan hiçbir sıkıntı yok. Ama sırf primi oynayıp da sırf laf olsun diye poliçe satın aldıysan vay abi. Allah bu tip şeyler yaşatmasın. Hakikaten çok sıkıntı. Çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya gelinmesi söz konusu. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. Evet, teşekkür ediyorum Bekir Bey. Polat Bey, Ömer Bey, artık son 5 dakikamız kaldı. Böyle kısa kısa toparlayalım. Şimdi, konuşmalardan anladığım kadarıyla sigorta şirketleri kadar sigortayı halka sunan acenteler de çok önemli. Peki acente olmanın şartları nelerdir? Siz bu eğitimler konusunda işin neresindesiniz? Şimdi acente olmak gibi çok kolay.
İşte 4 senelik, 2 senelik yüksekokul mezunu olacaksın. Bankacılık, sigortacılık bölümleri var. Onların bir tanesini bitireceksin. Ondan sonra ne bileyim işte SGEM belgesi, internet üstünden SGEM belgesi alıp hak kazanıp diploma yerine geçiyor. Sigorta acentesi olacaksın. Fakat sigorta acentesi olmak o kadar basit değil. Benim 30. sene. Ya şimdi işte ne bileyim ciddi acente arkadaşların yanında çalışan personel arkadaşlarımız var. Biz işi öğrendik diyorlar. Ondan sonra işte kendileri ofis açıyorlar. İlla ki bir şekilde üretim yapıp ne bileyim kendi ekonomilerine katkı da sağlıyorlar. Baştan da bir şey geldiği zaman bizim hadisemiz nasıl ifade edilir? Yaşanarak öğrenilecek şeylerle endeksli. Ya sen onları yaşanarak öğrendiğin, yaşayarak öğrendiğin an itibariyle de belirli bir süreç ortaya çıkıyor. Sen 30 senelik acente olduğunu söyledin. Kendimden bahsediyorum. Hiç mi sıkıntılı hasar yaşamadın? Bir sürü. Onun için şimdi hani hep söylüyoruz ya profesyonel acente tercih edilmesi lazım vesaire. Oysa ürünler o kadar farklı ki ben acente oldum demek de acente olamıyor. İnternet üstünden sigorta poliçesi satmakla acenteden poliçe aldım diyemiyorsun. Kendi adıma gene konuşuyorum ne bileyim. Böyle bir sigorta acentesi olma hevesi istiyor olan arkadaşlar varsa profesyonel bir acentenin yanında asgari 3-4 sene çalışsınlar. Bir iyice bir görsünler. Nedir, nasıldır. Ondan sonra kendi başlarına hak edebilecekleri kanaatine varırlarsa önce tabii çevrelerini şöyle bir gözlemlesinler. Ondan sonra acente olmak yani öyle yani üst düzey bir okulu bitirip diploma sahibiyle yapılması gereken bir hadise değil. Acente olmak çok basit. Birazcık da konuşabiliyorsan ne bileyim ikili ilişkin iyiyse, ikna kabiliyetin iyiyse, sattığı ürünlerin arkasında durabilme kabiliyetin, becerin, tabii bununla alakalı üst düzey yöneticilerle bir muhabbetin varsa aslında acente olduğunu. Peki işte teşekkür ediyoruz Bekir Bey. Son olarak ben çok kısa bir dakikaya sığdıracak şekliyle son sorumu sormak istiyorum. Sizler Afyonkarahisar'da bilinen bir acentasınız. Yaklaşık siz de söylediğiniz 30-35 yıllık bu işin içerisindesiniz. Yani profesyonel bir acente olarak tüketicisine nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Gerçi anlattınız program başından sonuna kadar ama yani şu son bir dakikalık sürecimizde neler söylemek istersiniz? Eyvallah. Gerçi hemen hemen her sözlerimde farklı mesajlar vardı ama şunu anlatayım. Sigorta tüketicisine kağıt satın alıyorsunuz. Profesyonel acenteler tercih edin ve acentenize güvenin. Acente sizi tam manasıyla başına bir şey gelebileceği zaman rahata eriştirecek tek kişidir. Anlatabiliyor muyum? Onun haricinde hani öyle direkt prim endeksli olunmasına tamamen karşıyım. Bir tane acente seçin. O acente zaten sizi sigortasal oranda aklınıza gelebilecek her riskte, her teminatta bilgi sahibi edip bilinçlendirecektir. Sigorta poliçesi, sigorta tüketicisi sigorta poliçelerini acenteden alsın. Bana bu imkanı verdiğiniz için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ege TV yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizi izleyen tüm seyircilerimize teşekkür ediyorum. Afyon'dan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Efendim bizler de teşekkür ediyoruz. Programımıza katkı sağladınız. Programımıza omuz verdiniz. Evet sevgili Ege TV izleyenleri Kocatepe'den Bakış adlı programımızın bu haftaki konuğu Bekir Özerden Bey'di. AFSAT Yönetim Kurulu Başkanı Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Bey'e tekrar teşekkür ediyoruz. Çarşamba günü saat 12'de yeniden Kocatepe'den Bakış adlı programımızda görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyoruz efendim.